Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sahada maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Bugün Bağcılar Belediyesi Mahmut Bey stadındayız. Bağcılar Spor Kocaeli Spor'u konuk ediyor. 3. Lig 3. grup 26. hafta maçında. Ev sahibi Bağcılar Spor 30 puanla 10. sırada yer alırken konuk ekip Kocaeli Spor 46 puanla 2. sırada. Bayburt Spor'un ardından şampiyonluk için mücadele ediyor. Güzel bir maç izleyeceğimizi umuyorum. Öncelikle videoya geçerken kanala hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Maçın başlamasına yaklaşık 45 dakika var. Bağcılar Spor'u taraftarlar tribündeki yerlerini almaya başladılar. Tezahüratlar da başladı. Bağcılar Belediyesi Mahmut Bey stadında oynanacak maçı Sinan Özcan, Halil Altun, Sedat Uçar hakem üçlüsü yönetecek. Dördüncü hakemin görevini ise Adem Korkmaz üstlenecek. İki takımın son 5 maçına baktığımızda Kocaeli Spor 3 mağlubiyet 2 galibiyet alırken Bağcılar Spor daha iyi bir performans gösterdi ve 2 beraberlik 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Son 2 maçını kazandı ev sahibi ekip. Son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Diyarbakır Spor'u 2-0 mağlub etmişti. Konuk ekip Kocaeli Spor ise sahasında Serik Belediye Spor'u 1-0 mağlub ederek buraya geldi. Bağcılar Spor'un iç saha Kocaeli Spor'un ise dış saha performansına baktığımızda Bağcılar Spor içeride 3 defa yenilirken 4 defa galip geldi ve 5 defa mağlup oldu. Kocaeli Spor ise deplasmanda 5 defa kazandı, 5 defa mağlup oldu ve 3 defa da berabere kaldı. Dolayısıyla da bugün burada zor bir maç iki takımı da bekliyor. Kocaeli Spor şampiyon olmak için mücadele gösteriyor. Bağcılar Spor ise küme düşme hattından kurtuldu. Daha rahat olabilmek için devam edecek. Bu arada Kocaeli Spor taraftarları da kendine ayrılan yeri doldurmaya başladılar. Siz de seslerine ulaşıyorsunuzdur herhalde. İki takımın golcü futbolcularına baktığımızda Bağcılar Spor'da Recep Akkemik attığı 12 golle takımın gol yükünü çekti ve gol krallığında da şu anda 3. grupta 2. durumda bulunuyor. Burak Süleyman ise Kocaeli Spor'da attığı 7 golle takımına katkı sağladı ve takımın şu anda en golcüsü olarak göze çarpıyor. Maç içerisinden birçok fotoğraf çektiğimi biliyorsunuz zaten ama bilmeyenlere de hatırlatmış olalım. Birçok fotoğraf çekeceğiz. Yaklaşık 200 fotoğrafın linkini de videonun alt tarafında bırakacağım. Oradan fotoğraflara da ulaşabileceksiniz. Devre arasında her iki takım taraftarlarıyla röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maçın sonunda da futbolcularla ve teknik heyetlerle röportaj yapmaya gayret edeceğim. Evet, ilk 11'ler de belli oldu. Sizlere hızlı bir şekilde takımların ilk 11'lerinden ve yedeklerinden bahsedeceğim. Ev sahibi Bağcılar Spor'da kalede Burak Onur var. Murat Batuhan, Abdikoğlu, Recep Akkemik, Asım Metin, Halil İbrahim, Mızrap, Murat Rüzgar, Özcan Aydın, Muhammed Furkan Işık, Batuhan Türk, Sezer Yıldırım, İbrahim İşçi ilk 11 ile sahaya çıkacak. Yedek oyunculara baktığımızda Uğurcan Aslan Türk, Ahmet Turan Solak, Serhat Mutlu, Sercan Hacıoğlu, Oğuzhan Bozkurt, Talha Cellat, İsmail Sarı olacak. Kocaeli Spor'a baktığımızda ise Kocaeli Spor'da Volkan Mert Korkmaz kalede olacak. Kadir Öge, Kemal Can Aydemir, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayraktar, Safa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pekdemek, Mesut Özdemir, Onur Öztönga, Ali Keten ilk 11 ile sahada olacak konuk ekip. Yedeklerde ise Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Rıza Altıntaş, Kerem Yıldırım, Mehmet Celil Çelik, Hamza Mutlu, Kerem Yıldırım olacak. İlk 11'leri de verdik. Artık maçın başlamasına yaklaşık yarım saat kaldı. Taraftarlar da tezahüratlarına başladılar. Kocaeli Spor taraftarı az önce söylediğim gibi kendisine ayrılan yere geldi.
Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı. Kocaeli'de gol geldi. Kocaeli'nden gol geldi. Konuk ekip 1-0 öne geçti. Recep Akçevik mükemmel bir gol attı. Sağ kanattan orta geldi. Recep Akçevik 3. Top ağlarla buluştu. Şimdi skor 1-1. Sona erdi. Bağcılar tribünlerindeyim. Bağcılar tribün lideri Emre Erkek'le beraber. Emre ilk devre 1-1 sona erdi. 1-0 geriye düştü takım ama Recep Akçevik golcü yine golünü attı. 1-1 oldu. İlk devreyi değerlendirirsen şöyle neler söylersin? Şunları söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki son zamanlarda çıkışa geçti takımımız. İnşallah zaten parolamız tamamen bu maçta galibiyet. Bağcılar Spor'un ve Bağcılar Spor taraftarının beraberlik gibi düşünme, yenilme gibi düşünme bir niyeti olamaz. Tamamen 3 puanla taraftarla beraber kenetlendik. Hep beraber Bağcılar halkı birlik olduk. Futbolcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu maçı alacağız. Yani burası Bağcılar, burada her şey olabilir. Buraya rahat gelinmez. Yani gelen geldiği gibi karşılanır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda tribünlerde yaşanan olaylar gerçekten sevindirici. Tabii üzüldüğümüz bir nokta Ankara Gücü taraftarlarından 2 tane kardeşimiz vefat ettiler. Onları buradan Allah rahmet eylesin diliyorum. Bunun vesilesiyle tribünler bir oldu. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Bizim tribünümüz küfürsüz, kavgasız, kardeşçe büyüyen bir tribün. Bu büyümeye destek veren Ultra Aslan Bağcılar, genç VB Bağcılar olsun. Ondan sonra Beşiktaş tribünden gelen kardeşlerimiz olsun. Herkes semtine sahip çıkıyor. Tek isteğim herkes rahat bir şekilde Bağcılar Spor'un taraftarına destek çıksın. Herkes ailesiyle çocuğuyla gelip maç izleyebilir. Bunları söylemek istiyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Taraftar da bugün gerçekten iyiydi. Maçın başlamasına yarım saat kala desteğe başladılar. Ben Türkiye'de böyle bir taraftar tanımıyorum abi. 90 dakika susmayan taraftar gelsinler. İspatlı bir şekilde her yerde var zaten. Sen de bunu gördün söylüyorsun. Aynen üzerimize yok abi. Biz Bağcılar çocuğuyuz. Yaşasın Bağcılar abi. Başarılar. Teşekkürler abi. Şimdi de Kocaeli Spor tribünlerindeyiz. Enver Güler abimizle beraberiz. Enver abi ilk devre 1-1 sona erdi. Sinan'la golü buldunuz. Sonrasında Bağcılar'ın golcüsü Recep attı golünü. 1-1 bitti. İlk devreyi değerlendirirsen neler söylersin? Vallahi biz fazla maçı izleyemiyoruz. Golü de zor gördüm. Güzel bir hava. Tribünler de güzel. Ama biz şampiyonla oynuyoruz. İnşallah ikinci yarı golü atıp kazanacağız. İlk devre aslında baskılı başladınız. İlk 10 dakika bayağı baskılıydı takım ama sonra birazcık Bağcılar dengeledi oyunu.
İkinci devreden neler bekliyorsun Ömer abi? Değişiklik olur mu, oyuncu değişikliği? Takımı daha doğrusu iyi buldun mu? Ne diyorsun Mali'ne karşı? Valla şimdi bizim transfer yasağımız olduğu için hep aynı kadroyla mücadele ediyoruz. İki tane, üç tane sakatımız, cezalımız olduğu zaman genç çocuklar oynuyor. Biz takımın oynadığı futboldan, mücadeleden sonuna kadar memnunuz. Memnun olmasak zaten taraftar olarak arkalarında durmayız. Ama bu takımı kayıtsız şartsız destekliyoruz. Bizim markamızın değeri burası değil. En yakın zamanda markamızın layık olduğu yere çıkacağız. Ben sezon başlarken bütün kardeşlerime şunu söyledim. Vura vura şampiyon olacağız. Peki, başarılar Ömer abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yanımda Bağcılar Spor Sportif Direktörü Kubilay Erel var. Hocam, maç 1-1 sona erdi. İlk devre müthiş bir maç oldu. İkinci devre biraz daha kontrollüydü. 1-0 geriye düştü takım ama golcü futbolcu Recep Akçemik golünü attı ve berabere bitti maç. Bugün maçı değerlendirirsek neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz göreve geldiğimizden beri 4 maçtır biliyorsunuz. 3 maçtır. Puan kaybetmemeye çalışıyoruz. Sezon başında da bu takımı ben kurmuştum biliyorsunuz. Murat Başkanım'la beraber. Bu maçın kısa özeti, galip geleceğimiz bir maçtı. Nitekim biz söylüyoruz yani, maç düdüğün başlamasıyla bitene kadardır. Yani genelde kompak oynamaya çalıştık. Takımın boyunu kısaltmaya çalıştık. Arkalara atacağımız toplarla pozisyona girmeye çalıştık. Orta sahayı kalabalık bir üçlü tutuyordu çünkü rakip. Ona göre biz de önlememizi aldık ama oyun genelinde ara ara kopuk olmasına rağmen gene oyun genelinde iyi top oynadık. Hocam, maçın başında biraz tutuktu sanki. Bir 10 dakika, evet, bir 10 dakika bir tutuk başladık, sonra toparladık. Maalesef biz kendi iç sahamızda, dış sahada öyle değil de iç sahada bir 10-15 dakika bir çabalıyoruz böyle. Yani tutuk başlıyoruz. Evet. Aynen. O da takımı çözene kadar. Çözdükten sonra zaten toparlıyoruz. İyi de şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bayburt maçında da öyle oldu hocam. Bayburt onlar da lider gelmişti. Evet, aynen, onlar da öne geçmişti. 1-1 yaptınız, galibiyeti kaçırmıştınız. Aynen. Serik maçı da öyleydi farkındaysanız içeride. Ama daha da iyi olacak. İşte bir sakatımız var biliyorsunuz. Oğuz Diyarbakır, evet, maçında Oğuz çaprazları koparttı. Allah acı şifa versin. Çok çabuk aramıza döner inşallah. Oyun genelinde yani eğer ki istatistiklere bakarsak 55'e 45 gibiydi. Ama daha çok isteyen taraf biz olduk. Ön tarafta Sinan Pekdemek, işte 10 numaraları iyi oyuncular. Ama tabii ki Burak onları Süleyman, bizde, evet, Burak Süleyman. Ama genelde bunları durdurarak daha iyi şeyler yapmaya çalıştık. Biraz pas trafiğimiz olmadı ama evet, bu maçta. Sezer iyiydi bugün hocam, evet, yine. Evet, Sezer iyiydi. Furkan Recep çabaladı biraz. Evet. Sonra toparladı. Recep Akkemik iyi şeyler yapıyor.
Zaten golcü adam. Evet, 13 gole ulaştı bu arada. Aynen. İşte sağda Batuhan Türk var, solda Batuhan Aptikoğlu var. Değişiyorlar. İsmail Sarı oynuyor, Serhat Türk oynuyor. Kaleci iyiydi yani, Burak. Burak kaleci iyi. Genelde Halil iyi top oynuyor. Sağ bek Murat iyi oynuyor, Murat Düzgar. Asım iyi oynuyor, İbrahim iyi oynuyor. Bakalım hayırlısı. Son 5 maç oldu hocam. Şimdi 2 galibiyet, 2 beraberlik vardı. Bu 3 oldu. Evet, yani 5 maçta mağlubiyet yok. Mağlubiyet yok, aynen. Peki, başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim, sağ ol. Allah razı olsun. Mahmut Bey Stadı'nda maç sona erdi. Bağcılar Spor, Kocaeli Spor'u konuk etmişti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Goller ilk devrede geldi. Kocaeli Spor 1-0 öne geçti. 36. dakikada Sinan Pektemek'in golüyle gole cevabı golcüsü Recep Akkemik'le verdi Bağcılar Spor. Sağ kanattan gelişen atakta güzel bir orta yapıldı. Recep Akkemik ceza sahası içerisinde güzel bir vuruşta takımının beraberlik golünü getirdi. İkinci devre ilk devreye nazaran daha kontrollü geçti diyebilirim. Çok fazla pozisyon olmadı. İlk devre müthiş bir maç seyrediyorduk. İkinci devre daha kontrollü bir müsabaka seyrettik ve maç 1-1 sona erdi. Bayburt Spor'un, lider Bayburt Spor'un Serik Belediyespor'a kaybettiğini öğrenmiş olduk. Karacabey kazandı. Ortalık karıştı diyebiliriz. 5 puana düştü fark. Bundan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Biz bugünkü sahadan maçın hikayesi videosunda bitirmiş olduk. Bundan sonraki başka bir sahadan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.